İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte de yaşlanma kaçınılmaz. Bugün yüz yaşlanması, boyun kırışıklıkları ve yüzdeki kırışıklıkların artmasıyla beraber de teknoloji de ilerledi. Bugün yüz gençleştirme ya da cilt yenilemede dünyada altın standart kullanılan yöntem karbondioksit fraksiyonel lazer dediğimiz yöntem. Bu yöntemin en büyük avantajı yüzde ciddi hiçbir hasar vermeden 3-4 günlük bir iyileşme periyoduyla ciddi anlamda düzelme, neredeyse ameliyatsız yüz gençleştirme diyebileceğim bir şekilde fayda sağlaması. Çünkü bugün biz yüz germe ameliyatı bile yapsak hani cilt altındaki dokuyu geriyoruz, cildi geriyoruz ama cildi yenilemiyoruz. Yani bu lazerin en büyük avantajı cildi tam kat yenileyebilmesi ve ciltte ciddi anlamda düzelme sağlayabilmesi. Bundan önceki yıllarda kullanılan lazerler genelde sadece cildin %10-15'lik üst tabakasını etkiliydi. Ya bunları ablatif dediğimiz yani soyarak bir düzelme anlamını sağlarlardı ve uzun süre pembelik, kızarıklık gibi iyileşme dönemleri yaratılırdı. Yeni teknolojiyle beraber fraksiyonel lazerler tasarlandı. İlk tasarlanan lazerler genelde bu er yak ya da er büyüm yak lazerler. Bunların genelde dalga boyu 2000 küsur dalga boyuna sahip. Bunlar genelde cildin %15-20'lik üst tabakasında küçük delikler yardımıyla cilt altını yenileme esasına dayanıyordu. Ama hiçbir lazer sistemi şimdiye kadar cildin altındaki o %80'lik olan tabakayı yenilemiyordu. Bugün karbondioksit fraksiyonel lazerle biz cildi neredeyse tam kat yenileme olanağına sahibiz. Bu da bize ciddi anlamda cildi komple yenileme olanağı sağlıyor. Çünkü 10.650 dalga boyuna sahip olup diğer lazerlerden 5 ya da 10 kat daha çok daha derine giderken ciltte herhangi bir hasar ya da iyileşme problemi yaratmıyor. Yaptığı işlem 120, 300 ya da 1000 mikron çapında küçük delikler açarak ciltteki kolajeni yenileme. Bu 2-3 ay kadar bir zaman alıyor ve cilt altındaki kolajen ve elastik liflerin boylarında direkt sıkılaşma etkisi yani boyunda kısalma etkisiyle ciltte ciddi bir sıkılaşma, dirileşme yaratıyor. Dolayısıyla hem cilt altını komple yenilerken çünkü insanın cilt altındaki %80-90'lık kolajen tabakası hiçbir zaman ömür boyunca yenilemez ve hep yaşlanır. Ve bu sistemle daha genç, yeniden doğmuş, pembemsi bebek gibi bir cilde kavuşuyorsunuz. Bunun yanında eğer akne izleri yani yine bu işlemde çok başarılı olduğu bir sistem. Çünkü daha önce akne izleriyle uygulanan dermabrazyon, peeling ya da diğer yöntemlerle çok iyi bir sonuç alınamazken bu yöntemle %40 ile %90 aralarına varan akne izlerinde düzelme elde etmek mümkün. Gene cilt lekeleri, cilt gözeneklerindeki genişleme, artı ciltteki lekelenme, doğum çatlakları, eskiden oluşmuş yara izleri gibi birçok alanda da karbondioksit fraksiyonel lazer oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Ortalama 3 ya da 4 seans birer ay arayla uygulanması önerilmekte. İşlemden sonra yüzde hafif bir pembelik ve 3-4 gün sürecek hafif bir pullanma haricinde genelde 5 gün sonra insanlar hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatlarına dönebiliyorlar. İşlemden bir gün sonra hani banyo edebilir, makyaj yapabilir, günlük hayatına dönebilir. Sadece yüzdeki hafif pullanma belki 3-4 gün sosyal hayatını kişinin etkileyebilir. Ama elde ettiğimiz sonuç böyle diğer botoks ya da dolgulardaki gibi 6 ay 1 yıl süreyle değil, çok daha kalıcıdır. Hani bugün artık ameliyat düşünmeyen ya da cildinde ciddi anlamda düzelme bekleyen, yüz yenileme, cilt gençleştirme bekleyen hastalara karbondioksit fraksiyonel lazer uygulamalarıyla eski ciltlerini canlı, pürüzsüz ciltlerine döndürmek mümkün.